Elbistan ilçesi bir kez daha büyük bir açılış törenine ev sahipliği yaptı. Ya Allah, bismillah, hayırlara vesile olsun inşallah. AK Parti hükümetleri döneminde özellikle de 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın gerek grup başkan vekilliği gerekse de bakanlığı döneminde Elbistan ilçesine kazandırılmak üzere temeli atılan yatırımlar tamamlandı. Şimdi ise bu yatırımların açılışları yapılarak halkın hizmetine sunuluyor. Geçtiğimiz günlerde açılış yapılan Elbistan Devlet Hastanesi'nin ardından bugün de Elbistan Hükümet Konağı'nın açılışı yapıldı. Açılış konuşmasını Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun yaptı. Bütün sıkıntılarımızda yanımızda olan Elbistan'ımızın gururu 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımıza sizler adına, şahsım adına, kurumlarım adına şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Akkoyun konuşmasında özellikle ilçeye yapılan yatırımlara değindi. Göksun Elbistan arasındaki duble yol bu sene inşallah kamulaştırma çalışmaları büyük oranda tamamlanıyor ve yakın zamanda Elbistan'ımızın en büyük sorunlarından biri çözülmüş olacaktır. Vatandaşlarımızın en büyük ihtiyaçlarından biri olan doğalgaz yakın bir zamanda kış aylarında inşallah şehir içi çalışmalarında tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. 2017 yılı sonunda merkez ve kırsalda asfalt olmayan yol olmayacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Elbistan ilçesine kazandırılacak içme suyu projesi hakkında konuştu. İnşallah 2017 sonunda kırsalda ve merkezde asfalt olmayan ya da asfaltı deforme olmuş yer kalmayacak inşallah. Elbistan'ımızın tüm ulaşım ağlarını en güzel hale getireceğiz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Elbistan'ımızda inşallah en büyük hayali olan Sarı Mağara Akdere bölgesinden Elbistan'ımıza içme suyu getiriyoruz. 5 Mayıs'ta inşallah ihalesi var. Sivas sınırından yaklaşık 70 kilometreden doğal kaynak suyu getiriyoruz. Eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam da AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımlara değindi. Önümüzdeki günlerde de özellikle 16 Nisan'da bu hizmetleri daha fazla, daha hızlı yapmak için 15 yıllık tecrübeleriyle bir anayasa değişikliği hazırlamışlar. İnşallah onun da 16 Nisan'da tasvip edilmesiyle bu hizmetler daha da ileriye götürülecek, daha da hızlı yapılacaktır. 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da yaptığı konuşmada Elbistan ilçesine yapılan yatırımları sıraladı ve şunları söyledi. Eğer doğduğunuz şehre, büyüdüğünüz şehre dair hayalleriniz yoksa, rüyalarınızı o şehirde görmüyorsanız dertli değilsiniz demektir. O yüzden biz hala rüyalarımızı Elbistan'da görüyoruz. Rüyalarımızı Elbistan'a dair görüyoruz. Ve hamdolsun Allah rüyalarımızı gerçek ediyor. Hastanemizde, hükümet konağımızda, yolumuzda, doğalgazımızda, müzemizde, kütüphanemizde, gençlik merkezimizde, her şeyimizde Rabbim hamdolsun dualarımızı, rüyalarımızı kabul ediyor, gerçek kılıyor. Ünal konuşmasında 16 Nisan referandumunun önemine değindi. Meclisimiz bombalanırken Cumhurbaşkanımız uçağa bindi. Pilot dedi ki Yunanistan'a gidebiliriz, Katar'a gidebiliriz. Çok tehlike var efendim dediğinde Cumhurbaşkanımız ne dedi? Benim yerim milletimin yanıdır dedi. Öleceksem milletimin yanında öleceğim dedi. Milletine bu kadar aşık bir cumhurbaşkanı bu milletinin tırnağına taş değmesini istemez. O yüzden biz tüm kalbimizle evet diyoruz. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Elbistan 16 Nisan'da bu evladınız sizinle bir kere daha gurur duyacak inşallah. Konuşmaların ardından Elbistan Hükümet Konağı'nın açılışı gerçekleştirildi. Haydi inşallah ya Allah, bismillah, hayırlara vesile olsun inşallah.